hata yapmışım canım. Daha önce hata yapmışım. Antrenmanlıyım. Şu saatten sonra yapmam. Hata yapanların başına gelenleri görüyorsun. Hatanın sen de devamı hata. Aycan Hanım. Hata yapanların başına gelenleri görüyoruz. Dilerim ki mutlu olun ama o işin içinde sen zaten varsan o mutluluk olayı yaş. Ne? Sesin gelmiyor. Çok az konuş. Dilerim ki mutlu olun. Ama o mutluluk seninle olacaksa o iş yaş. Anlatabiliyor muyum? Çünkü seninle sen olamadığına göre ya bu mutluluk hak eden ne olacak? Sen merak etme Ayca. Hak eden sen misin? Hak eden benim. Gerçekten eyvallah. Hak eden benim. Hani bir laf var ya, kime senin göre senin gibi neye sonradan göre çıkan, arkadaşına yanlış yapıp da hoşlanıyorum diyen bir kadın değil benim. Bak, ben arkadaşına yanlış yapmam. Yapamaz ya. Yapabilir. Ne yapabilirsin Gökhan'la? Benim de burada canım acıdı. Benim de burada canım acıdı Hazal. Gökhan'ın işlerim başladı. Görmediniz mi? Niye şimdi birisi ağlayınca böyle konuşuyorsunuz? Allah kendi Allah hiçbir ya şey yaşamamış bir kadın. Hayır bak, durumu öyle bir şeye denk getiriyorsun ki sanki sizin ilişkinizi Ercan bozmuş gibi. Sen bak konuşma bak. Sen konuşma. Onun konuşmaya hakkı var. Sen yeter artık bak. Sen bilmiyorsun. Bak yeter bak, artık o kadın, tamam mı? O kadın bana şurada kaçtır bak. Kaç gün boyunca ben ağlamadan giremiyordum yayına. Herkes biliyor. Ben bak neler arkadaşım yaşadım ya? Tamam. Senin neler yaşadığınız gerdiği biliyoruz. Tamam, sen merak etme. Senle muhatap oluyorum. Benim yaşadıklarımı sesini ben yükseltme unutmadım. Ayca. Sessiz konuş. Sen de ben söylüyorum. Abi senle ben can ciğer kuzu sarması bir insan değildik. Bu bir öyle değildik. 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 İkincisi burası bir program. Burası bu programda bir program demiyorduk. Senden sen sonra zaten Gökhan'la gidip evlilik yaşamadın. Ben sizi boşandırtmadım. Gökhan'la nişanlı değildin, bir şey değildin. Sadece birbirinizi tanıyordunuz. İlişkide bile değildiniz benim aranızdaki dediğimde. Ve ben şu açıklamayı bulmuştum. Artık haftalardır bunu konuşmaktan çok sıkıldım. Gerçekten sevmediğini söylemiştim. Ki zaten ayrıldıktan sonra hani insanlar birbirine ayrılırken tanır ya. Sen zaten orada kendini tanıttın ve herkes bana ne dedi? Aycan sen haklıymışsın. Allah dediler. Allah. Öyle mi? İnsanlar insanların görüşü insanlar oldu. Birbirlerini ayrılırken tanır diyorsun ya. Ayrıldıktan sonra nedense Gökhan'ın sevgisi bana kabardı. Ona ne diyorsun? Valla o Gökhan'ın problemi. Ben kendi sevgimden mesulüm. O zaman Gökhan'la ilgileniyorum demeyeceksin. Gökhan'ın problemi. Senin ben ilgilendiğin adamın problemi. Ben zaten Gökhan'la ilgilenmiyorum artık. O zaman bana burada şu an gülüyorsun ama demeyeceksin. Söz sen şu an yok gülüyorsun çünkü ama bak önceki ilişkini de senin kimse bitirmedi. Sen ilişkini kendi ellerinle kendin evet, bitirdin. Evet kendim bitirdim, kendim yapacağım şimdi. Tamam. Evet tamam. Kendin yap. İlişki ama ben zaten benimdi. Şu konuda siz araya giren figüranlar onu ne kadar doğru söylemiş ya. İlişki zaten senindi derken bir şey diyeceğim benim ya. Benim ilişkim. Hayırdır adamın tapusunu yedeklediğinde mi konuşuyorsun? Aha evet. Kusura bakma da adamda da o zaman bir fotokopi kağıdı herkese o tapudan kopyalamayacak tamam mı? Sen önce bak, git. Sen önce daha düne kadar seviyorum dediğin adam hakkında düzgün konuşmayı öğren. Ben adam öğren hakkında düzgün ki, konuşuyorum. Adam da sen seni, nasıl konuşmuştun? Bak adam da seni komik saygıyla alsın. Anladın mı? Bir şey söyleyeyim mi? Düzgün konuşmayı o öğren şu yayından sen bahsediyorum. Sen konuşmadın mı? Ben ne dedim ya adama? Ben siz ayrılırken biz ikimiz kavga ettik evet çatır çatır da kavga ettik. İkimiz de birbirimize sözler söyledik, hakaret peki, ettik. Peki bir şey söyleyeceğim. Ama sen şu an arkasından konuşuyorsun. Hani ben adamın yüzüne söyledim. Ben de söylerim. Aa. Sen Ayça ile ikimizi figürasyon diyorsun da esas oyuncu, hani esas başrol benim diyorsun ya Gökhan konusunda. Eğer başrol sen olsaydın dün Gökhan Kırmızı Oda tahminlerinde derdi ki Rabia tahmin bile etmiyor adam. Ki ikinizden birinizin ikinizin de çağıracağı netken seninle zaman geçirmek istemiyor. Bu arada Seda abla diyor ki Gökhan hislerin ne durumda hani orada bir şeyler diyor. Diyor ki Rabia hislerin birazcık daha fazla ama Ayça da Kırmızı Oda da beni etkiledi. Bugün ne oldu? Senin, Ayça da bitti. Olan bir tane yanlışıyla bitti işte. Bir günde bugün de bir tane. Bugün onun yanlışı bak. Senin de yanlış iki gün önce benim ama sana bir şey söyleyeyim mi? Senin de bir kalemde silmiş yatıyor musun? Senin de bir lafında bir hareketinde gitti. Seni tamam, silmiş. Sen kaç kalemle bu ayı sildik? Biz birbirimizin yüzüne baka baka ama sonradan kavga tekrardan seninle bir oldu. Ayça'yla konuşmayacağın hadi biz hepimiz diyorum var kaç kalemle silindik de bu kaç kalemle gidecek hayatta? Ben bunu merak ediyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Ya sen kendini ağlamazsın ne hissediyorsun? Umarım. Ne olarak hissediyorsun? Şu durumdan, şu pozisyondan ne çıkarttın? Kendi senin rolün ne şu an? Benim hani bir ne rolüm olarak yok konuşuyorsun karşımda? Ben bir rol içerisinde ha, değilim. O zaman yorum yapmayacaksın. Ben kendi sevgimi, düşüncelerimi ortaya koydum. Destekleyenler, evde benim düşüncemi mantıklı bulanlar buldu.
bulmayanlar da senin gibi. Benim kimsenin desteğine ihtiyacım yok. Ben o ilişkiye başlarken ne Didem'e sordum, ne Gamze'ye sordum, ne evdeki başka birine sordum. Ama senin ihtiyacın var işte. Sen şey diyeceğim, ben sonradan destek, geldiğin için ihtiyacın vardı zaten. Ben destek arasaydım, ben destek arasaydım direkt Gökhan'a aday olmak ne kadar bu evde problemli bir süreçti. Siz bunu hatırlıyor musunuz? Hem daha fazla tepki görebilirdin, hem yerin dibine geçebilirdin, hem de göğe çıkabilirdin. Ortası yoktu. Anlatabiliyor muyum? Ben evet bu riski canım. Demek ki sevdiğim için kalbimle aldım. Sen, her şey ortada. Sana diyecek hiçbir şey bulamadım. Sen dedim ve sustum çünkü söyleyebilecek bir kelime yok. Senin hakkında o kadar çünkü çok teori var ki. Çünkü gerçekten doğru olan zaten bendim. Sonradan giren sendin. O pozisyonu herkes biliyor bu evde. Bu kızlar hep benim yanımdaydı. Senin arkadaşın Hazal haricinde herkes yanımdaydı, anladın mı? Evet. O günleri ben unutmuyorum. Ayça. Ne oldu Gökhan'la? Yok bir şey. Her şeyi merak ediyorum. Edelim kızım, sana ne? Benim yapım bu. Hani çekilmiştin? Niye merak Sen ediyorsun? Sen önce şeylerini falan bir düşün, tak bana. Bak. Olayların bana iki de bir laf sokmaya çalışmak zorunda değilsin. Çalışmak o zaman olayların içinde değilsin. Olma. Ben herkesin her şeyini merak edebilirim. Kötü konuşabilirim, iyi konuşabilirim. Ama bu konu seni senin alakadar etmez. Merak etmemen bir konu olduğunu dün Gülkan sana, sana söylemişti ne? Ya hani. O yüzden söylüyorum. Abi desene sevdiğim adam merak ederim. Hayırdır abi, evli misiniz? Ama merak etmemen gerektiğini biliyorsun. Nereden biliyorsun? Dün söylemedi ederim. Mi? Olayları onu merak etmek için ona sustum, soracak oturdum. Değilim tamam mı? Ne? Ben Gökhan Hanım merak etmek için Gökhan'a soracak halim yok. Merak ediyorum. Cevabını alırsın inşallah bugün. Alırım. Gene merak ederim. Bak beni hırsa inada getirme. Aa bak hırs için yaptığını şu an itiraf ettin. Ne alakası var ya? Hırsa inada getirme. Hırs yapıyor. Ya Rabia sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Rabia bak benim. Bak kızım. Ona yapmaya ben vazgeçmişim. Tamam mı? Tamam. Beni ha, daha fazla germe. Şurada oturuyorum. Gel. Her konuştuğum lafa söze karışma. Sen de beni çok gerdin. O kadar güveniyorsan git adam orada. Evlilik yüzüğünü takın gelin. Bu neymiş ya? Evlendin sen mi? Sen niye olaylar içindesin kızım? Mı? Ben sana laf attım mı? Ben sen burada bir şey konuşuyorum. Sen olaylar içinde olmayacaksın. Dün uyarını almadın mı Ayca? Sana ne? Sana ne sana diyorsun? Ne? Sonra kritiklerde cevabını alıyorsun. Sana ne? Susup alırım, oturuyorsun, gene hayal ediyorsun. Sana ne? Merak etmeyeceksin. Bak Allah'ım yarabbim, edeceğim sana ne? Benim sinir dengemle uğraşma, zaten bak. Vazgeçmişim tamam mı? 100 kere söylemene gerek yok. O zaman her lafımı atlama, sana mı laf ettim şimdi? Onunla konuşuyorum. Ya Gökhan'la ilgili konuşuyorsun, nereye sana atlamayayım ne? Ya? Yeter artık, bıktım hepinizden ya. Gökhan'a bu kadar savunmayan sen, şimdi Gökhan'a tekrar başlarken evet. Çok... Gerekli gereksiz her lafa atlayayım da Gökhan hoşuna mı gitsin mantığındasın? Sana ne? Herkesin hakkında konuşabilir ya. Ya konuşacağım. Niye merak ediyorsun şey diye kıza bağırıyor. İki herkes herkesin hakkında konuşabilir ya. Merak gerektiği cevabını dün almıştı ama. Abi yani. Sevdiği adam merak edemez mi? Ya yürü git de hani sevdiği sen adam de o duyguyu ya. Yok ya. Sen yürü git ya. Hırstan yapıyorsun. Abi sen bak, avukatlık yapmaktan bak, bir vazgeç. İstediğimin avukatlığını yaparım, bu seni Semih seni uyarmadı mı? Semih seni uyarmadı mı kızım? İstediğimin avukatlığını yaparım. Bak i̇yi bu avukat, Gökhan konusu değil. İyi avukat Ayca olarak şahsi takın. Konusu. Avukat olarak Ayca sen takın. Burada hasta diyemezsin, benim duydun burada mu? Kimse avukatlığımı yapmıyorsa sen de kimsenin avukatlığını yaparım. Yapamazsın. Sana mı soracağım arkadaşım? Semih sana ne dedi sana hayatım? Sana mı soracağım? Semih sana, sana ne bak, dedi? Sevgilimin adını ağzına alma. O sana zaman mı soracağım? Sevgilinin bak sana, sana söylediği şeyleri yapacaksın. Sana ben bunu Semih'e söyleyeceğim. İstediğini söyle, anladın mı? İstediğini söyle. Tamam canım, Semih, hadi bay. Semih tabii ki de beni aklayacak, seni bulacak değil, tamam mı? Orada sana ne dedi? İnsanlar sinirlendiği zaman bak sen benim biraz daha damarıma bas, aynı şeyi sen yaşarsın. Dikkat yapsana, et. Tamam mı? Yapsana, aynı şeyi bana da yaşarsın. Sabah gelinler evine Gökhan geldi. Çiftler ismini Ayça'yla olan kendi ismini sildi. Ve bundan güç alan Rabia gerçekten güçlendi ve
Önce Ayça'ya, sonra Aycan'a ve daha sonra gelinler evinde bütün kızlara saldırmaya başladı. Onların ilişkileri bir balon gibi başladı ve balon gibi tekrar sönecek. Çok samimiyetsiz duygular içerisindeler ve tüm ev halkını, damatlar ve gelinler evini üzmekteler ve samimiyetsizliğe sürüklemekteler. Mehtap dün. Sabahtan beri sen ağlama diye uğraşıyorum dün ya. Dün ruh halim o kadar kötüydü ki artık güldüm. Bu da adama sahipleniyor. Çaldı ya heriften. Sen gidince zoruna gidiyor zaten. Bu kadar zoruna gitmiş o kadar gülmelerin ki şimdi böyle saldırıyor. Görmüyor musun? Ne oldu bu kıza ya? Tanıyamıyorum ben bu kızı. Adamdan güç aldı ya. Ben bunu tanıyamıyorum. Adamdan güç aldı. Gel Mehtap, gel. Bak. Mehtap. Hayır, ne oluyor ya? Ne oluyor? Herkes biliyor ya. Ben seni tanıyamıyorum. Ne oluyor sana? Hakikaten... Abi damarıma basıyor ya. Her şey Gökhan için mi? Hayır. Bu kavgaların hepsi Gökhan için mi? Benle problemi var. Benle problemi var bu kadının. Kapımı açsana. Senin da de onunla var. İkinizle baş edemem. Sus, kabul et, otur. Dur diye bağırıyorum şuradan ya. Sen yeter ki sen kısmetse o.